Merhaba arkadaşlar, ben Firdevs. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle bir bebek yeleği çalışması yapacağız. Aslında bir yumak yetiyor. Beyazdan örmüştüm daha önce. Birçok arkadaşım yapılışını istedi. Üzerine rokoko nakışı yapmıştım. Onun yapılışını anlatacağım. Ruba kısmı şişle yapılıyor arkadaşlar. 2,5 numara şiş kullanacağım. İplerim ince bir ip arkadaşlar. O özellikle bunu seçtim şey için, bu benim modelim için, yarısı şiş yarısı tığ model için çok uygun bir ip bunlar. Şu şekilde bir ip, bir de turuncuyu kullanacağım. Ben bir süsleme yapmak için, biraz daha çok hafif, aslında bir yumak yetiyor ama bir kısmı hafif renklendirmek için bu rengi de kullanacağım içinde. Ve alt kısmında tığla çalışacağım. Böyle bir tığım da var. Şimdi modelimizin yapılışına geçebiliriz. Evet arkadaşlar, şimdi burada ben 87 tane ilmek attım altta. Daha rahat olsun diye misin alı şişe geçirdim. 87 tane ilmeğim var. 2 sıra haroşamı bitirdim. Üçüncü de bitiyor neredeyse. Şimdi burada ilik açacağım. İlik açmayı göstereceğim sizlere. Düz tarafı modelimizin, burası düz tarafı. İlk iki tane, birinciyi boşaldım, ikinciyi de düz olarak örüyorum, haroşa ördüğüm için. Sonra bir diğer ikisini bir arada alacağım. Sonra bir tane daha bitireceğim, yani burada iki ilmeğimi bitirmiş oldum arkadaşlar, ilik açmak için. Şimdi diğerlerini normal düz olarak öreceğim başa kadar. Evet. Bu şekilde devam ediyorum. Evet arkadaşlar, şimdi sıramın sonuna geldim. Dönüyorum. Yine ilk ilmeğimi boşalıyorum. Diğerlerini yine düz olarak örüyorum haroş olması için. İlik yaptığım yere gelene kadar bu şekilde çalışacağım. Evet arkadaşlar, şimdi ilik olan yerime kadar geldim. Şimdi buraya iki tane ilmek atacağım. Bir ve iki tane. Daha sonra yine son iki ilmeğimi örüyorum. Tekrar dönüyorum. İlk ilmeğimi boş olarak alıyorum. Sonra ikinci ilmeğimi de düz olarak örüyorum. Şimdi buradaki ilmeklerimi de yine düz olarak öreceğim. Ve başa kadar yine gideceğim arkadaşlar. Ve geriye geleceğim. Evet, burada minik bir ilik açmış oldum. Çok minik. Şimdi gideceğim. Sonra tekrar geriye geleceğim bu tarafa. Evet arkadaşlar, şimdi 1, 2, 3, 4 sıra haroşamız bitti. Beşincisi de yarım. Şimdi bu sırada zaten devam edince bitecek. Beşinci sıra haroşa olacak.
Evet arkadaşlar, bu yakadan başlama bir yelek modeli. Baştan söylemedim. Şimdi burası yaka kısmı. Alt kısmını döşemeye başlayacağım. Şimdi öncelikle bir ilmeğim ters alıyorum. 16 tane ilmek yapıyorum burada bununla beraber. 3 örüyorum. Evet arkadaşlar, 2 4 6 8 10 12 14 16 tane ördüm. Şimdi üzerine atıyorum. 1 2 tane örüyorum. Tekrar üzerine atıyorum. 11 tane örüyorum. Burası ön kısmı, önün bir parçası. Şimdi kol içinde 11 tane öreceğim. Bir tane kol için örüyorum. Sonra bir alıp iki tane örüyorum. Bir tane artırıyorum. Şimdi 25 tane öreceğim buraya arkadaşlar. Evet arkadaşlar, 25 ördüm. Bu kısma şuradan şuraya kadar 25 ilmeğimi ördüm. Yine üzerine atıyorum. 1 2 örüyorum, atıyorum. 11 2 ve 16 şeklinde tamamlayacağım burayı. Evet arkadaşlar, şimdi bu sırayı bu şekilde tamamladık. 16 2 11 2 25 2 11 2 16 şeklinde tamamladık bu sırayı. Şimdi ters tarafa geliyorum. Aralarda arttırdım, yani o sayıların aralarında arttırma yaptım. Şimdi birinci ilmeği ters olarak alıyorum. İkinciyi düz olarak örüyorum. 2 3 4 5 6 taneyi ördüm. Lastik olacak. Bir, iki, üç, dört, 5 6 7 8 9 10 taneyi ters olarak ördüm. Arttırdığım ilmek vardı burada. Onu yine düz olarak örüyorum. Aradaki 2 ilmeği de düz örüyorum. 1 2 ve arttırdım. Toplam 4 tane burada düz örmüş oldum. Bu arttırma yerlerimi hep böyle öreceğim diğer tarafa kadar. Buraları hep ters öreceğim ve arttırma yerlerini de düz öreceğim. 4 tane ilmeğimi. Evet arkadaşlar, şimdi sıranın sonuna geldim. Aynı şekilde buralarda düz örerek son 6 ilmeğimi yine düz örüyorum. Lastik kısmı olması için. Evet, şimdi tekrar dönüyorum. Şu arttırma yerinin bir öncesine kadar
Şurada deliğim var. Delikten bir önceki yere kadar örüyorum düz olarak yine. Evet arkadaşlar, şu 4 ilmeğim var, 2. 2 de arttırdım. Oraya geldiğimde yine artıyorum. Ortada 1 2 3 4 tane örüyorum, yine artıyorum. Ve devam ediyorum. Bu şekilde arttıracağım bu sefer de. O 2 olan yerlerin hepsinde aynı şeyi yapacağım. Evet, şimdi buraya geldim, bakın yine alıyorum 4 taneyi düz örüyorum. Üzerine atıyorum, yine düz örmeye devam ediyorum arkadaşlar. Başa kadar bu şekilde devam edeceğim. Evet arkadaşlar, şimdi bu sırayı da bu şekilde tamamladım. Bakın kenarlardan artarak. Şimdi diğer sıraya geliyorum. İlk baştakileri yine düz öreceğim. Altı taneyi. Sonra arttırdığım ilmeğe kadar 4 5 6 taneyi düz ördüm. Diğerlerini ters öreceğim. Arttırdığım ilmeğe geldiğimde yine düz öreceğim. Bu sefer 6 tane olacak bunlar. Şimdi bu sırayı da bu şekilde devam edeceğim. Bakın şimdi 2 tane arttırmam oldu. 4 tane olacak bunlar. 1, 2, 3, 4 tane bu tarafa doğru arttırarak devam edeceğim. 2, 4, 6, 8 tane ilmeğim olacak burada haroşa şeklinde. Evet arkadaşlar, şimdi bu şekilde çalışarak bu kısmı 4 tane delik olacak şekilde çalıştık. Şimdi bu sırada tekrar başlıyoruz normal. Hepsini düz örüyorum. Evet arkadaşlar, bu arttırma yerime kadar geldim. Şimdi 1 2 3 4 taneyi arttırdıklarımı örüyorum. Sonra yine arttırıyorum ve 2 tane örüyorum. Bu alttaki 2 ilmeğin sırasında olması gerekiyor, tam hizasında. Oradan yine arttırıp devam ediyorum. 2 burada 3 ve 4 tane oluyor deliğin hizasına gelince. Ondan sonra düz devam ediyorum, zaten hepsini düz örüyorum. Aynı ilk başlangıç sırasının aynısını çalışıyorum artık ve tekrar aynı şekilde arttırmalar yapacağım. Bu işlemi tekrar ederek bu şekilde üçgenler yaparak devam ediyorum roba kısmı için. Evet arkadaşlar, bu şekilde
5 tane motif, 1, 2, 3, 4, 5 tane motif yaparak roba kısmımızı tamamladık. Yani şu şekilde yeleğimizin robası tamam şimdilik. Şimdi alt kısmını tığla yapacağız bunu. Onun için bitirdim buraya geldikten sonra modelimizi. Kapattım tamamen. Şimdi tığ kısmına geçiyoruz. Tığ kısmında bir sıra bundan, bir sıra bundan yapacağım. Benim beyaz ipim az olduğu için daha isterseniz sadece beyaz da yapabilirsiniz. Ben şimdi bu renge geçeceğim. Burada hesaplamalar yaptım arkadaşlar. Onun için burada 31 ilmeğe işaret koydum. Burada 65 olması lazım. Bakayım. Bunları yazmıştım. 65 ilmeğe işaret koydum. Arkada 54 ilmeğe işaret koydum. Tekrar 65 ilmek ve 31 ilmek şeklinde işaretler koydum. Burada ben karıştırmayayım, videoyu çekerken rahat çekeyim diye yaptım. Aslında yapmamız gereken çok basit bir iş. Şimdi ona göstereceğim sizlere. Yani siz bu kadar hesabını yapmak zorunda değilsiniz. Ben hesapladım. O şekilde oturması gerekiyor. Şimdi tığımı aldım. 2 numara tığım var. Şu şekilde yapıp bir tane zincir çektim. Başlamış oldum böylelikle. Modelimin ters tarafına geliyorum örgümün. İlk baştaki ilmeğin olduğu yere batıyorum. İpimi de araya alıp bir tane sık iğne yapıyorum. Daha sonra 1, 2, 3, 4, 5 tane zincir yapıyorum. 1, 2 tane ilmeğimi bırakıp 3.'ye batıyorum ama bir alttan batıyorum. Şimdi 1, 2, 3 zincir yapıyorum. Yine 2 tane bırakıyorum. 3.'ye batıyorum. 1, 2, 3. Bir, iki, üç, dört, beş zincir yapıyorum. Bir, iki tane bırakıp 3.'ye batıyorum. Bir, iki, üç zincir. Bir, iki tane bırakıp 3.'ye batıyorum. Bu şekilde devam ediyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar, şimdi 1, 2, 3, 4, 5 zincir yapıyorum. 1, 2, 3, 4, 5.'si tam burada bitiyor arkadaşlar. Burada 5 zincirle bitiyor şeyim. 1, 2, 3.'ye şu araya batacağım. Evet, burada bu kısma kadar 9 tane koyuyorum ben. Ne diyeyim, model koymak için yer ayarlıyorum. Şimdi 1, 2, 3 tane yapıyorum. 3 zincir yapıyorum. 1, 2, 3.'ye batıyorum. Şimdi omuz kısmına geçmiş oluyorum artık modelimin. Yine aynı şekilde devam ediyorum. Bir tane 5 zincir, bir tane 3 zincir yapmaya. Evet arkadaşlar, bir zincir çekip gözün içine geriye dönüyoruz. 1, 2, 3 tane zincir çekiyoruz, üzerine alıyoruz. 1, 2, 3 seferde çekiyoruz. 1, 2, 3 zincir yapıyoruz. Gözün içine batıyoruz. Sık iğne. Tekrar 1, 2, 3 seferde çekiyoruz. 1, 2, 3 zincir. Gözün içine batıyoruz. Şimdi buraya 5 tane bundan yapıyorum. Evet, bu şekilde 5 tane çalışıyoruz. Daha sonra 1, 2 zincir yapıyoruz ve aradaki 3 zincire batıyoruz. Tekrar 1, 2 zincir. Yine bu gözün içine de
5 tane çalışıyoruz. Başa kadar bu şekilde çalışıyoruz arkadaşlar. Beşinciyi de yaptım. Bir, iki zincir yapıp sıramı tamamlayacağım böyle arkadaşlar. Evet arkadaşlar, bu şekilde sıramızın sonuna geldik. Ara ipimiz vardı burada. Onu da araya saklayarak son motifimizi yapıyoruz. 1 2 3 1 2 3 Evet. Bir, iki, üç. Son kısmına kadar geliyoruz. Beşinciyi de yapıyoruz. Sonra ipim sıkıştı. Bir, iki, üç tane zincir çekip alta iniyoruz. Sık iğne yapıp bitiriyoruz. Bu şekilde çekiyoruz. Bunu da alta geçiriyoruz yine. Daha sonra kesiyoruz buradan. Şimdi diğer ipimize geçeceğiz. Şimdi beyaz ipimizi alıyoruz. Yine düğümümüzü atıyoruz. Birinciyi bırakıyoruz. İkinci göze batıyoruz. Bağlıyoruz ipimizi. 1 2 3 4 5 tane zincirimizi yapıyoruz. Diğer göze batıyoruz. Sık iğnemizi yapıyoruz. 1 2 3 zincir yapıp diğer bir ikinci göze batıyoruz. 1 2 3 4 5 zincir, arada bir tane bırakıp diğerine batıyoruz. 1 3 zincir, diğer motife geçiyoruz. Şimdi 6 tane olan motifi bu şekilde çalışacağız ilk baştaki. Evet arkadaşlar, 3 6 tane motifi bu şekilde yapıyoruz. Sonra 1 2 3 zincir çekiyoruz. Kol içine ayırdığımız 3 6 9 tane motifi bırakıyoruz burada. Diğerine geçiyoruz. 10'uncuya ve yine pırpırlardan ikinciye batıyoruz. Yani burayı şu şekilde yapıyoruz kolun alt kısmını arkadaşlar. Sonra yine aynı şekilde devam ediyoruz. Diğer kolu da aynı şekilde ekleyeceğim. Evet arkadaşlar, şimdi arkası içinde 3 6 9 12 tane motifimiz vardı. O bittikten sonra yine 3 6, 9 tane kol için bıraktığımız motif var. Onun için iğneler koymuştum buraya. 1
2 3 zincir yapıp ön tarafa geçiyorum. Bu şekilde kol kısmını bırakıp ön kısmını da tamamlayacağım. İşte aynı şekilde beyazı da biraz önce yaptığım gibi çalışacağım yine. Bu motif gibi sıra sıra bir beyaz, bir turuncu olarak devam edeceğim arkadaşlar. Evet arkadaşlar, bir tane 3 zincir, bir tane 5 zincir yaparak başa kadar geldik bu şekilde. Şimdi burada 1 2 3 4 5 6 tanesi ön için, 5'li zincir olan yerler. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 tanesi kol için, 12 tane de arka için bırakıyoruz. Bu şekilde ayarlamamızı yapıyoruz. Şimdi çiçeklerini yapmaya başlayacağız. Şimdi başa gelmiştik. Evet arkadaşlar, bir zincir yapıp dönüyoruz. Evet arkadaşlar, bu şekilde üst kısmını şişle, görmüş olduğunuz şekilde gösterdim bunların yapım aşamalarını. Alt kısmını da tığla yaparak bu şekilde sanırım 6 ay 1 yaşına kadar rahat giyilebilecek bir yelek modelini anlatmaya çalıştım. Düğmem olmadığı için düğmelerini dikemedim arkadaşlar. Daha sonra inşallah düğme dikerim. Belki bunu da işleme imkanım olur. Daha önce işlemiştim bu tarz bir yeleği. Sizler de istemiştiniz yapılışını. Ben de anlatmaya çalıştım. Umarım anlatabilmişimdir. Sizler de beğenirsiniz. Severek yapar. İyi günlerde kullanırsınız inşallah. Daha önce abone olmadıysanız abone olmayı da unutmayın lütfen. Videolarımı beğeniyorsanız beğeni atabilirsiniz. Yorum kısmına da istek, öneri ve sorularınızı yazabilirsiniz. Daha sonraki videolarımızda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Sağlıcakla kalın arkadaşlar.